bir sağlık haberimiz var. Herkesin evinde olan, zaman zaman da kullandığı elma sirkesinin bilinmeyen mucizelerini Doktor Murat Topoğlu Magazin 8 kameralarına anlattı. Borizmanızı çalıştır, hem yağlarınızı yavaş yavaş parçalar. Afiyet olsun. Diyet yapmadan kilo vermek mümkün mü? Herkes kilo verebilir. Elma sirkesi çayı nasıl zayıflatıyor? Yağları yakmak için ne yapmak gerekiyor? Yağlardan kurtulmanın en önemli formülü... Hiçbir kadın yok ki kendini aynada görünce yeterince zayıf bulsun. Ama Doktor Murat Topoğlu şimdi öyle bir tarif verecek ki günden güne mum gibi eridiğinizi hemen fark edeceksiniz. Biraz metabolizmanızı hızlandıracak özel bir çay tarifi daha vereceğim. Tabii ki kilo vermenin, yağları yakmanın ilk aşaması boğazı biraz tutmak. Tabii ki yağlardan kurtulmanın en önemli formülü şu ağzımızı şuradan kapatacağız. Yok ben dayanamıyorum. Baklavaları, börekleri görünce gözüm dönüyor diyorsanız sizin için yağ yakmanın en kolay ve doğal yolunu açıklıyoruz. Herkes kilo verebilir. Önemli olan ne biliyor musunuz? Şu şekilde karar vermesi gerçekten. Fazla kiloları atmaya kararlıysanız yağ yakan çay tarifini veriyoruz. Ne yapıyoruz? Elimize... bir sürahi su alıyoruz. Bu sürahi sudan şuraya bir bardak suyu koyuyoruz. Bu kadar yeterli. Çünkü buraya bir takım şeyler ekleyeceğiz. İşte malzemeler. Elma sirkesiyle ilgili 2 saat konuşabilirim. Ama bugün çok fazla konuşmayacağım. Hemen bir çorba kaşığı alıyorum. Ve çorba kaşığı burada daha önce elma sirkemiz burada. Bir çorba kaşığı elma sirkesini alıyorum. Buradaki bir bardak suyun içine koyuyorum. Hemen minik bir dipnot düşelim. Sakın bunu sabah aç karnına yapmıyorsunuz. Bunu öğlen ve akşam yemekten sonra yapıyorsunuz. Bu önemli uyarıdan sonra yağ yakan elma sirkesi çayının tarifine devam edelim. Çok az bir nane koyacağım. Şu kadar. Nanenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de iştah kapatması. İştahı azaltması. Fakat bunu daha içilir bir hale getirmek için de sizin için üzüm pekmezi aldırdım. Bu üzüm pekmezinden de gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı kadar üzüm pekmezini bunun içine koyuyorum. Peki bu elma sirkesi çayı ne zaman ne kadar içilecek? Öğlen ve akşam yemekten sonra. Bir bardak tüketelim. Bakalım tadı nasıl olmuş. İçelim.